Merhaba Hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar, bugün kirpi yapacağız. Basit, kolay bir kirpi yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen gri ipim, siyah ip, bir de beyaz kullanacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip kolay, basit bir kirpi olarak şöyle bir sihirli halka. Şöyle bakın, çok basit. Tığınıza şöyle dolayın. İpini şöyle geçirin. Şöyle içerisinde ipi geçirin. Sihirli halka oluşuyor. Bir zincir çektim. Hemen dibine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. Ve sihirli halkamı çektim. Şuraya karşıya şu şekilde bir birleştirme yaptım. İyice burayı sıkın hanımlar. Sonra 3 zincir çektim. Gördüğünüz gibi dibine 1 2 kere çıktım. Trabzan yapıyorum. Şimdi sıraya 1 2 başına doluyorum. Aynı yuvanın içerisine 1 2 başına doladım sıraya. 1 2 başına doladım. 2 2 trabzan yapıyorum. Bu 8 taneyi 16 taneye çıkartıyorum. Bakın. Hemen tekrar sıraya her sık iğnemin içerisine ikişerli trabzan yapıyorum. Yavaş yavaş anlatıyorum. Zaten küçük bir şey bu. Çok fazla uzun sürmeyecek. Onun için tam anlaşılır şekilde olsun. Bakın. İki defa aynı yuvanın içerisine tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzan. Toplamı ikili trabzan olarak gidecek. Bakın şuraya da bir tane batıyorum ki 16'yı da 17 oldu şimdi. Zincirimi sabitliyorum bakın. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Siz ince iplerle yapabilirsiniz. Biraz daha sayısını fazla tutarak yapabilirsiniz. Kalın iple biraz daha sayılarını ben kalın ipe göre ayarladım. Bakın. Zincir içerisine tekrar battım. Şimdi sıraya trabzana batıyorum. Ve tekrar hepsini ikişerli dolduruyorum. Bakın. İkişerli her yuvanın içerisine tekrar ikişer tane batıyorum. İkili ikili hepsi. Trabzanla bulaştı ikili. İçerisine batışta ikili bakın. Aynı yuvanın içerisine bir daha batıyorum. Tekrar sıraya aynı yuvanın içerisine bir daha batıyorum. İkili trabzan. Başa kadar bunu da ikili olarak dolduruyorum hanımlar tamamını. Sayısını da vereceğim. Toplamda 34 tane yaptım. Bu kadar işlemiş oldum hanımlar. Şimdi bu ipimizi buradan keseceğiz. Bu kadar 3 sıra halinde sık iğne ile beraber şu arka kısmında iyice sıkılıyorum. İpim biraz kalın olduğu için onun için birazcık açık oldu ortası. İnce olduğunda daha da güzel olacak. Pırlanta ipten yapıyorum. Siyahını fark etmez. Hangi ipten yaparsanız yapın. Ve iplerin markasını veriyorum. Şimdi siyah ipime geçeceğim. Siyah da biraz görünmesi zor olacak. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kirpinin üzeri siyah olduğu için. Şuradan tam ipimin battığı yerden
siyapimi battım. Tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın. 4 zincir çekiyorum. Dibine şöyle bir bakın. Tam dibine kaydırma yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Ve başına doluyorum. Buraya bir çakma trabzan yapıyorum. Kirpinin şu iğne yerleri bunlar. Şimdi sıraya batıyorum bakın. Battım. Bir boşluk da yapabilirsiniz. Boşluk yapmadan da yapabilirsiniz. Ben boşluk vermeyeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın. Şimdi tam buraya dibine değil bakın yanına kaydırdım. Yanına bir sık iğne. Tekrar yanına başına dolayarak bir çakma. Tekrar sıraya battım. Bu sırt bölgesi 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buraya dibine değil yanına 4 zincir çekiyoruz. Bir sık iğne. Tekrar çakma trabzan. Ve sıraya devam ediyorum. İplerimi içerisine yok ederek şu ipim kaldı. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın dibine değil yanına. Sonra sık iğne. Başına doluyoruz. Çakma. Üçünü bir çıkıyoruz. Sonra sıraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanına tekrar sık iğne bir çakma sıraya devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sırt bölgesi oluyor hanımlar. Ben şimdi şöyle göstereyim bakın. Sırt bölgesini kaç tane yaptım ona göre anlatacağım. Şuraya kadar yapacağız. Sırt bölgesini tamamlayıp geliyorum. Bakın 13 tane sırt bölgesini bu şekilde kirpinin iğneli sırt bölgesini yaptım. 13 tane. Bir tane daha yapacağız. Kaydırma yaptım. Sık iğne yapıyorum. Başına dolayıp çakma yapıyorum. Şimdi dibine batıyorum. Şöyle şurası çok az kalacağı için buraya bir kafa yapacağız. Şu şekilde. Bir tane daha yapalım. 15 olsun. 1, 2, 3, 4 zincir. Kaydırma. Sık iğne. Başına dolayıp çakma yapıyoruz. Dibine batıyoruz. Şimdi sırt bölgesini bitirmiş oldum. Siyapimi kesiyorum. Bakın sırt bölgesi bu şekilde oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi çok güzel harika bir şey olacak pratikte basitte. Şimdi kafa bölgesini yapacağız. Kafa bölgesini biraz ince ip kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle si ipimin yanından düz kısımdan şu boşluk olan yerden beyaz ipimi sabitliyorum. 1 3 tane zincir çektim buraya. Bakın. Buraya şöyle bir trabzan yaptım. Başına doladım. Bakın şöyle tekrar başına doladım. Bir kere uzatıp çıktım. Ve ikinciyi bıraktım tığımda. Buraya 2 kere başına doluyorum. 1 2 kere çıktım. Şimdi üçünü bir çıkıyorum. Pardon. Bir tane daha yapacağız. Tekrar başını bir kere doladım. Bu sefer kısa yapıyoruz. Hepsini bir çıkıyorum bakın. Burası şöyle bir burun oldu. 1 2 3 3 zincir çektim.
sıraya batıyorum. Bakın şu şekilde bir burun oldu. Biraz daha uzatabilirsiniz burnunu. Ya da biraz daha uzatalım biz bunun burnunu. Biraz ipim ince geldi. Buraya 4 zincir çekelim. Şöyle birazcık bunları uzatalım. 2 kere başına donadım. İkinci trabzanımı 2 kere uzun bir şekilde çıkıyorum. Tekrar 3. trabzanımı tekrar uzatıp hepsini bir çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip sıraya batıyorum. Şimdi bu ipimi buradan keseceğim. Düz kısımdan düz yap, düz sık iğne yapacağız. Buraya 1 2 3 4 ve şuraya tepeye 5.'ye tepeye geldiğimde 1 2 burun yapıyoruz buraya bak. Ya da bir zincir çekelim buraya. Burun yapıyoruz. 2 kere battım. Şimdi buraya daha fazla batıyoruz. 1 2 3 4 5 bak şu şekilde bir burun oluşuyor. Burası daha fazla batmış oluyoruz. Buraya kısa batıyoruz. 4 tane buraya 5 tane ve 6.'yı batacağım. Şöyle sıraya batıyorum. Ya da biraz ayrık olacak. Onun için dibine batalım. Dibine batıp burun kısmında biraz daha sivri yapabilirsiniz dilerseniz. Bence de güzel oldu. Şimdi şu iplerimi şöyle çekiyorum. Bunları içerisinden keseceğim. Zaten bunları içerisinden yürütmüştüm. Bu şekilde bir burun yaptık. Şimdi göz ve burun ucunu yapacağız siyahla tekrar. Şimdi şuradan şu arttırmış olduğumuz yerden bir zincir çekmiştik biliyorsunuz. Şuradaydı sanırım. Evet burada. Şöyle bir burun yapıyoruz. Bir tane buraya batıyorum. Bir tane de karşıya batıyorum. Bakın şu şekilde bir burun yapmış oldum. Dilerseniz şu şekilde de yapabiliriz. Şuraya. Burası ikili battığım yer biraz sık olmuş. Buraya biraz gevşek batın anına. Uç kısmına 2 kere bir sık iğne yaptım. Şu sık iğnenin içerisinden ipimi çekeceğim. Şu şekilde. Şimdi burada biraz fazla ip bırak yapmıştım. Fazlalık bırakmıştım. Göz için şuradan ipimi çekiyorum. Şuradan tekrar içerisinden sık iğneye geçiriyorum. Şey göz için. Biraz daha biraz daha bu tarafa alalım. Sık iğneden geçirelim. Şöyle iç kısımdan alayım ben onu. Biraz bol olduğu için. İğneyle de işleyebilirsiniz tabii ki. Ben tığla işlemeye çalışıyorum. Dikiş yapmadan. Şurada sık iğne olan yerden ipimi çekip şöyle bir göz
işlemiş oldum. Biraz daha şey yaparsanız, kafanıza göre ayarlarsanız ya da oraya bir şöyle yapalım. Göz yapmak için şu şekilde bir sık iğne gibi batarsınız. Ben o nokta gibi ya da boncuk koyun da boncuk da koyabilirsiniz. Ben elimdeki imkanları sizler için değerlendiriyorum ki fazla bir masraf yapmayın diye. Yoksa boncuk diker geçerdim buraya. Şunu da alt kısımdan çekiyorum. Şöyle bir göz işlemiş oldum. Bunu buraya dikeceğim. Şey bağlayacağım. Hepsi bu kadar anlar. Şu şekilde artık ayarlarsanız siz onu geri kalan kısmını şöyle iplerimi kesiyorum. Dikmek istediğiniz her şeye dikebilirsiniz onlar. Çocuklara mesela hırkalarına, yeleklerine, cep olarak bunları aksesuar olarak dikebilirsiniz. Çok da güzel oldu. Biraz daha şöyle gelebilirsiniz ama bence ideal bunun şeyi. Bu şekilde onlar. Ne isterseniz ona yapın artık. O size kalmış bir şey. Şimdilik hoşça kalın. Safişin emeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.